Arkadaşlar bu fiyata bu işlemciyi almak normal şartlarda rüya gibi olsa da Poco F6 Pro ile gerçekten bu mümkün. Gayet organik ve tamamen düşüncelerimle sizlere çektiğim ve hazırladığım bu videoya hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Amiral gemisi seviyesindeki işlemcisi genel yüksek performansıyla gerçekten bizlere neler sunduğunu çok merak ettiğinizi düşündüğüm Poco F6 Pro bu videodaki konuğum arkadaşlar ki 1 TB'lık bir depolaması var. Aynı zamanda 16 GB'lık da bir RAM var içerisinde. Gelin hep birlikte bakalım bu güçlü akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Başlarken sizlerden de kanalıma destek amacıyla abone olmanızı ve bu ücretsiz işlemi tamamladıktan sonra videoyu beğenmenizi rica edeyim sevgili arkadaşlar. Cihaz hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı tabii ki yorumlara bekliyorum. Poco F6 Pro, Poco'nun çok özel akıl telefonlarından bir tanesi olmuş arkadaşlar. Bu cihazı görebilmek için Dubai'ye gittim ve dünya lansmanına katıldım orada ki gerçekten çok ciddi bir ilgi vardı. Benim için en önemli detay bu telefonun fiyatıydı. Çünkü bu telefonu bence en önemli kılan şey fiyatı. Diğer tüm Poco cihazlarda olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Burada birazcık sizlere Xiaomi'nin tabii yeni nesil düşüncelerinden de bahsetmem lazım. Artık Xiaomi biliyorsunuz biraz daha premium segment cihazlar üretiyor kendisi için ve burada Redmi serisi ve Poco serisi, hatta Poco markası diyeyim ben sizlere, ayrı konumlanıyor arkadaşlar. Poco bu noktada diğer modellere göre biraz daha burada hem fiyat hem performans odaklı hem de gerçekten gırtlak dolu diyebileceğim tabiri caizse bir telefon üreticisi konumunda sevgili arkadaşlar. Bu cihazın artılarına baktığımız zaman gerçekten saymakla bitmiyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci içerisinde bulunuyor. 120 Watt bir hızlı şarj desteği var ve çok kaliteli bir ekran panelini bu fiyat seviyesinde bizlere sunabiliyor sevgili arkadaşlar. Ekran detaylarıyla hemen başlayalım çünkü anlatacak çok fazla şey var ki bu ekran bence çok özel arkadaşlar. 6.67 inçlik bir ekran paneli bizleri burada karşılıyor. AMOLED bir yapıda bu ekran ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Ekran performansı gayet başarılı. 120 Hz'lik bir yenileme hızıyla geliyor. Bu panel gerçekten çok iyi işleri bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Maksimum 4000 nit parlaklığa çıkabiliyor ki şu anda 5000 nit parlaklık sunabilen Honor'un Magic 6 Pro'su var biliyorsunuz. Bu telefondan yaklaşık 20 bin lira falan daha pahalı durumda şu anda. Bunun da altını çizerek sizlere hatırlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Ki bu akıllı telefonda gün ışığı altında bir problem yaşamanız imkansız zaten. Onu baştan söyleyeyim. HDR10 Plus desteği ve Dolby Vision desteği bulunuyor aynı zamanda. Yani bunlar ne demek oluyor kardeşim derseniz, bu telefonla bir multimedya tüketimi yapmak istediğinizde, bir Netflix izlemek istediğinizde ya da bir YouTube'da kaliteli video izlemek istediğinizde multimedya tüketimi zevkiniz üst düzey oluyor arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Ekran deneyimi hem oyunlarda hem genel kullanımda fazlasıyla keyifli ki bu ekran aynı zamanda Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ben burada şunu söylemek istiyorum sizlere. Ben bu telefonun ekran deneyimini çok çok beğendim arkadaşlar. Çok keyifli bir ekran deneyimi bulunuyor. Oyun deneyimi, multimedya deneyimi, genel ekran deneyimi toparlayacak olursam bence fazlasıyla kusursuz. Yani söylüyorum, bu benim beğendiğim için tamamen böyle. Herhangi başka bir şey aklınıza gelmesin. Sizlerin de zaten deneyimlediğinde beğeneceğine eminim bu telefonun ekranını sevgili arkadaşlar. İşin performans tarafına geldiğimizde de Poco burada Poco'luğunu konuşturmuş. Snapdragon 8 Gen 2 ile geliyor ki Poco F6'da da özel bir işlemci kullanılıyor biliyorsunuz. Bu F6 Pro. Ben şu anda sizlere onu anlatıyorum. Eğer bir şekilde elde edebilirsem Poco F6'yı da sizlere anlatmayı çok istiyorum. Çünkü orada kullanılan işlemci de gayet özel ve ilk defa Poco F6'da kullanıldı. Yine Snapdragon tarafından üretilmiş, yani Qualcomm tarafından üretilmiş bir işlemci modeli. Peki bu işlemci ne arkadaşlar cihazın içerisindeki? Bir kere amiral gemisi sınıfında bir işlemci modeli. Bunu baştan söylemek lazım. Keyifli bir işlemci modeli. 4 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Birçok amiral gemisi akıllı telefonda gördüğümüz Geekbench skorlarını daha önce sizlere defalarca anlattım ki bu cihazda da yine Geekbench skorları gerçekten çok iyi ve keyifli. Amiral gemisi seviyesinde bir performansı sizlere sunabilmek için elinden gelen her şeyi yapan bir işlemci modeli. Peki deneyim nasıl? Deneyim gayet iyi arkadaşlar. Akıcılık anlamında önemli bir problem yok. Kasma, donma gibi detaylarla hiç karşılaşmadım. Oyun deneyimi anlamında bir virgül koyup şunu anlatmak istiyorum sizlere. Cihazda özel bir soğutma sistemi kullanılmış olsa da yüksek dereceli oyunlardaki, ben her zaman oyun testi yaparken biliyorsunuz en üst seviye grafikleri seçerek bu testi
transferi yapmak durumundayım. Desteklenen. Bu cihazda da desteklenen en yüksek grafikleri seçerek PUBG oynadım arkadaşlar. PUBG New State oynarken bir miktar ısınma veya elimin içinde bir sıcaklık yükselmesi gibi şeylerle karşılaştım. Ama bu cihazda bir kasmaya, donmaya ya da deneyimi olumsuz etkileyecek bir noktaya gitmedi. Bu sadece şuna evrilebilir. Uzun vadede bunu kullanmaya devam ederseniz elinizde bir miktar terleme olabilir. Hani böyle bir konforsuzluk yaratabilir. Onun dışında cihazda bir performans anlamında olumsuzlukla karşılaşmadım. İşlemci performansı anlamında sizlere olumsuz söyleyebileceğim bir şey yok ki. Zaten bu işlemciyi defalarca sizlere az önce dediğim gibi anlattım. İşin depolama ve RAM tarafına geldiğimizde ise cihazda 16 GB'lık RAM var benim incelediğimde. 16 GB'lık da bir sanal RAM bulunuyor aynı zamanda. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu cihazda 512 GB'lık bir depolama var. Ama isterseniz 12 GB'lık RAM'i olan versiyonu da satın alabilirsiniz. Ülkemizde satışta olacak. Burada microSD kartla bu cihazın hafızasını artırmanızın mümkün olmadığını ancak çift sim kart desteğinin de bünyesinde bulunduğunu sizlere hatırlatmak isterim sevgili arkadaşlar. Yazılım olarak bu cihazda Android 14 kullanılmış. HyperOS ile geliyor. HyperOS'i biliyorsunuz Xiaomi'nin yeni arayüzü arkadaşlar. HyperOS 14 ile geliyor. Deneyimi yazılım anlamında tanıdık bir yazılım deneyimi olduğu için yine burada bir olumsuzlukla karşılaşmadım. Yani ben şunu yapmak istemiyorum arkadaşlar. Cihazda genel deneyim olumluyken ve fiyat başarılıyken rakipleriyle karşılaştırdığım zaman ki bazılarınız biraz bunu yüksek bulabilir. O noktada da yani son düzlükte tabi yorumlarımı size anlatırken yorumlarımı katacağım duruma ama şimdisi için bunu söyleyeyim sizlere. Yani cihaz hakkında olumsuz kelimeler kullanmaya, olumsuz şeyler söylemeye gerek yok. Ya bu telefonu alan memnun kalmaz mı kardeşim? Fazlasıyla memnun kalır. Aslında işin özeti bu ama biz şimdi işin özetinden çok performansı bir sizlere özetleyeyim arkadaşlar. Cihazda bu fiyat seviyesindeki diğer cihazlardan daha iyi bir performans olduğunu sizlere söylemeliyim. Sizi performans anlamında yapacağınız günlük işlerde, oyunlarda ya da buna benzer daha üst segment işlerde asla yarı yolda bırakacak bir akıllı telefon değil sevgili arkadaşlar. Yaptığım oyun testlerindeki durumları sizlere zaten anlattım ve burada gerçekten Poco çok özel bir telefonu ortaya çıkarmayı başarmış. Bu açıdan Poco tarafını tebrik etmek lazım. Hem F6 için hem F6 Pro için. F6'yı da birazcık kurcalama fırsatına erişmiştim. Bazı arkadaşlarımdan alıp. Ama bu telefonda da gayet başarılı bir sonuç bizlerle buluşuyor. F6 niye önemli? Fiyatı sebebiyle önemli. Oraya da zaten geliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Kameraya baktığımız zaman burada tasarım anlamında bir olumsuzluk olduğunu söylemek istiyorum. Artık bu tasarımdan Poco'nun bence birazcık vazgeçmesi lazım. Birazcık modifiye etmesi lazım. Tasarım hala standart Poco'ya benzer. Standart Poco'nun hep yıllardır kullandığı tasarım ile aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burada bence ufak bir güncelleme yapılabilirdi. Ve burada kamera tarafında baktığımızda 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanılmış. F1.6 diyafram aralığıyla geliyor bu kamera. OIS desteği bulunuyor. Kamerada sonuçlar standart Poco'nun sonuçlarına göre kat ve kat iyileştirilmiş arkadaşlar. Bunu sizler de zaten şu anda görüyorsunuz. 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera var. 112 derecelik kamera. Gerçekten güzel sonuçları bizlerle buluşturuyor. F2.2 diyafram oranına sahip bu kamera ama ben biraz daha yüksek çözünürlükte olmasını beklerdim açıkçası ultra geniş açılı kameranın. Ve 2 megapiksellikte bir makro kamera bu cihazda görev yapıyor. Ben 2 megapiksel, 5 megapiksel seviyesindeki makro kameralar için biliyorsunuz ki genel olarak var mı var seviyesinde yorumlarda bulunuyorum. Sosyal medyada anılar biriktirebilmeniz için kullanabileceğiniz bu makro kameralar genel olarak iyi işler ortaya çıkartıyor sevgili arkadaşlar. Peki kameranın genel deneyimi nasıl? Bir kere şaşırtıcı arkadaşlar. Çünkü önceki serilerdeki Poco'lara göre burada kameraya da oldukça önem verilmiş. Hemen arka kameraları toparladıktan sonra ön kameralara geçtim ama ön kameralara da bayağı şaşırdım. Hatta şaşırdık diyeyim size. Kerem vardı yanımda bu cihazın ön kamerasını test ederken, test etmeye başlarken daha doğrusu. Sonuçlara Kerem de bayağı şaşırdı. Ön kamerayı iyileştirmişler falan dedi. Ben de aynı fikirdeyim ki arka kamerada da arkadaşlar ışık güzel olduğunda gayet güzel işler ortaya çıkıyor. Renklerde bazen ufak tefek sapmalar olabiliyor ama önemli bir problemle karşılaşmadım. Netleme anlamında önemli bir hata bulunmadığını sizlere söylemeliyim. Yapay zeka desteği bu cihazda başarılı çalışıyor. Beğendim yapay zeka ile desteklenmiş sonuçları. Ve burada gece çekimlerinde de yine beklentimi karşılayacak seviyede sonuçlarla karşılaştım. Tabii bu beklentiyi çok üst seviyede tutmamak lazım. Detaylar güzel, fotoğraf çekmek keyifli bir hal alıyor bu akıllı telefonla. Video tarafında işte yine aynı şekilde olduğu gibi bir amiral gemisi seviyesinde burada çekimler yapabiliyor bu cihaz çözünürlük anlamında. 8K 24 FPS 4K 60 FPS şeklinde videolar çekebiliyor. Sonuçlar gördüğünüz gibi 1080p 60 FPS'te çekimler yapabiliyorsunuz. Ben yine videoya her zaman olduğu gibi 4K 60 FPS videoları ekledim örnek videolara. Şu an izlediğiniz videolarda öyle. Normal şartlarda video odaklı bir telefon değil diyebileceğim bir cihaz olmasına rağmen gündüz yaptığım çekimlerde bence sonuçlar gayet keyifli. Ön kameraya baktığımız
aldığınızda 16 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu 16 megapiksellik kamera HDR anlamında başarılı çalışıyor. Netlik seviyesi burada beni en çok açıkçası şaşırtan şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü önceki Poco'larda ön kamera çok da güzel netleyemeyebiliyordu. Ama bu cihazda bu konuyu çözmüşler. Herhalde özel olarak üstüne düşmüşler ki güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Benim beklentimin ötesinde bir ön kamera performansı bu akıllı telefonda mevcut sevgili arkadaşlar. Bir tık geniş açıyla çekimler yapabiliyor olması da gayet güzel olmuş. Kağıt üstünde ben baktığımda daha düşük bir performans beklerdim. Ancak sonuçlar beni şaşırttı sevgili arkadaşlar. Bu telefonun en güçlü detaylarından bir tanesi arkadaşlar. 120 wattlık hızlı şarjı. Şimdi bunu ne kadar size anlatsam inanın boş. Deneyimlemeniz lazım. Deneyimlediğinizde de aşık olacağınız, çok beğeneceğiniz bir detay olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5000 mAh'lık bir pil var cihazda. Standart kullanımda bir günü rahatlıkla götürüyor ama yani bu telefonu satın aldığınız zaman ya da 120 wattlık hızlı şarj desteği olan herhangi bir Xiaomi telefonu satın aldığınız zaman kafa inanılmaz rahat oluyor. Çünkü 20 dakikada telefon fulleniyor arkadaşlar. Yani %50 şarjı var mesela cihazın ki ben çekime başlarken bugün telefonun şarjı %40 seviyesindeydi. Ben burayı ortama hazırlayana kadar falan bir baktım telefon fullenmiş zaten. Dolayısıyla hani bu 120 wattlık hızlı şarj inanılmaz konforlu. Gece telefonunuzu şarja takmayı unutsanız bile sabah siz hazırlanıp evden çıkana kadar telefonunuz bir gün sizi götürecek kadar şarj olabiliyor. Bunlar müthiş detaylar. Üstüne iyi konuşulması, iyi anlatılması gereken detaylar olduğunu düşünüyorum. O yüzden 120 wattı övmeye her zaman olduğu gibi devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Tabii son değerlendirme önemli. Tasarımı, deneyimi, performansıyla tercih edilebilecek bir akıllı telefonlardan bir tanesi. Poco F6 serisi bence, ikisi de. Poco F6 Pro 30.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor arkadaşlar. Başlayan diyorum çünkü farklı varyasyonları var. Benim size anlattığım bu en gırtlak dolusu model arkadaşlar 37.500 lira. Diyorum sizlere az önce benzer ekran paneliyle gelen Honor Magic 6 Pro ile arasında ciddi bir fiyat farkı var ki bu cihaz hemen hemen onunla aynı performans detaylarına sahip. Yani ikisinden birini aldığınızda, ikisinin arasında kamera odaklı biri değilseniz bu noktada Poco sizin için çok daha doğru tercih olabilir ama tabii ki kamera odaklıysanız o zaman Honor Magic 6 Pro çok daha doğru bir karar olacaktır sizler için. Son düşünce tarafına geldiğimizde ben bu telefonu hani oyun oynamak isteyen, günlük hayatında birçok işini yapmak isteyen, ekran deneyimi iyi olsun isteyen bir kullanıcının gözü kapalı bir şekilde alabileceğini düşünüyorum. Poco F6'ya baktığımızda ise yine bu telefonla ikisinin arasında günlük kullanımda inanılmaz büyük bir performans farklılığının olacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü iki cihazı da gördüm, kısa bir süre kullandım ve bu iki telefonun arasında şarj bence en büyük farklılıklardan bir tanesi ve en büyük diğer farklılıklardan bir tanesi de işlemci. Ancak Poco F6'da kullanılmakta olan işlemci modelinin de sizi üzecek bir işlemci olmadığını, özel üretim bir işlemci olduğunu ve günlük hayatta o iki telefonun arasındaki işlemci farklılığının sizin hayatınıza olumsuz bir etki etmeyeceğinin altını çizmek isterim. Bunlar önemli detaylar diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonuçta sizler bu videoları izliyorsunuz ve bir karar almada kendinize yol haritası çiziyorsunuz. Cihazdaki en önemli tasarım değişikliklerinden bir tanesi de videoyu bitirmeden hemen sizlere söyleyeyim. Bu siyah arka plandaki dağ görünümü, yani yağlı boya tablo gibi bir görünüm yapmışlar. Bu da şık durmuş ama onun dışında tasarım dilini Poco'nun artık birazcık değiştirmesi lazım. Farklı bir tasarım diline, farklı bir tasarım dokunuşuna ihtiyacı var diye düşünmekteyim. Sizler ne düşünüyorsunuz onu da merak etmekteyim. Hem bu telefon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Hem bu videoyu beğenmenizi hem de ücretsiz olan kanalıma abone olma butonuna basmanızı sizlerden lütfen rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın. Bay bay.